Bilim ve Barış Kıtası'nda Türkiye'yi temsil eden Sefer ekibi, 8 farklı üniversiteden akademisyenle Harita Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi'nden gelen araştırmacılardan oluşuyor. Ekip, araştırmalarına başlamak üzere artık kıtanın bilinmezliklerle dolu köşelerine doğru demir alıyor. Antarktika'da Kasım ayında başlayan yaz mevsimi, Şubat ayı sonunda etkisini yitirmeye başlıyor. Bu dönem içinde kıtaya varan ekibi, güneye gittikçe daha soğuk bir hava bekliyor. Antarktika'da bugüne kadar ölçülen en düşük sıcaklık -89.2 derece. Dünyanın en bakir coğrafyası, yeryüzünde neredeyse tüm bilim ve mühendislik disiplinleri ve Ar-Ge faaliyetlerinin icra edilebildiği çok özel bir alan. Dünyanın kara kutusu, dünyanın arşivi, dünyanın bütün geçmişi kutuplarda saklı. Ekip 62 derece güney enlemindeki Livingston adasına hava muhalefeti nedeniyle 8 saat yerine 12 saatte ulaştı. Sefer ekibi hemen bir durum değerlendirme toplantısı yapıyor. Bir sonraki durak Faure Adaları. Adalara 2 ya da 3 günde ulaşılması planlanıyor. Ancak Antarktika'daki son sözü her daim tek bir merci söylüyor. İklim koşulları. Antarktika'nın nispeten daha ılımlı iklim koşullarına sahip kuzey bölgeleri turistlerin de ilgi alanında. Kıtada turizmin başladığı 1950'lerde yıllık 100 kişi civarında olan turist sayısı bugün yıllık 55 bin ziyaretçinin üzerinde. Penguenlerin ana vatanı olan Antarktika'da yerel halk temel olarak foklardan, kuşlardan ve balinalardan oluşuyor. Deniz böceklerinin haricinde karada yaşayan tek böcek türü var. İnsanla temasları yok denecek kadar az olduğundan Antarktika'da hayvanlar ne insandan kaçıyor ne de saldırgan bir tutum sergiliyor. Oysa insan yaşamı on binlerce kilometre öteden bile bakir kıtayı tehdit ediyor. Antarktika'da ikinci hafta. Yolculuğun 9. gününde Betanzos, Horseshoe Adası'na demir atıyor. ...19 Şubat 2020... Horseshoe Adası'nın açıklarına geldik. Şimdi üstümüze doğru hareket ediyoruz. Hep birlikte arkadaşlarımız, bilim insanları bugün üste toplanarak bir açılış töreni yapacağız ve bayrağımızı tekrar göndere çekeceğiz. 2019'da açılan geçici yerleşke sayesinde ekip adaya bu kez misafir değil, adeta ev sahibi olarak ayak basıyor. Issız adada bilim heyetini telaşlı penguenler karşılıyor. Üssü açmak için anahtara gerek yok. Çünkü kıtada hiçbir yerleşkeye kilit vurulmuyor. Her yapıda acil durum seti ve gıda yıl boyu hazır bulunduruluyor. Amaç, herhangi bir kazazedenin yaşamını en az bir hafta idame ettirebileceği bir sığınak sağlamak. Bilim heyeti artık en güneydeki evine ulaştı. Türk bayrağının göndere çekilmesiyle buradaki bilimsel faaliyetler de başlayacak. TRT. Özü sözü insan.